Özde Hayat'a hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün yine birbirinden kıymetli konuklarımla stüdyoda sizler için hazırız. Bugün 3 kıymetli konuğum var. Hemen takdim etmek istiyorum kendilerini. Patiko, Patileri Koruma Derneği kurucusu Sayın Çiğdem Mavili Erencan. Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Tuğba Gürsoy, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Azamedya muhabiri Cansu Ergin Koç, hoş geldiniz. Ve bir de küçük tatlı bir konuğumuz daha var, Müjgan. Müjgan hoş geldin. Müjgan bizim kanalımızın kedisi, bizim en tatlı misafirimiz, hatta ailemizin üyesi diyelim, misafirimiz demeyelim, kıymetlimiz. Bugün Müjgan da bizlerle birlikte olacak. Çünkü efendim bugün hayvan hakları konuşacağız. Biliyorsunuz günlerdir Türkiye'de hayvan hakları konusunda çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Özellikle Konya'daki barınak olayından sonra gözler iyice bu konuya çevrildi. Bugün bu konuda bize en doğru bilgileri verebilecek konukları davet ettik. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Biz çok teşekkür ederiz. Bugün bu konuyu artık enine boyuna konuşacağız. Haklarını konuşacağız hayvanlarımızın. Neler yapabiliriz onları yaşamda tutabilmek için bunları konuşacağız. 2022'de neler yaptık ve 2023'te daha iyi hale getirebilmek için neler yapacağız, bunlara değineceğiz. Evet, şimdi tabii bu konulara gireceğiz ama öncesinde biraz sizlerden başlayalım istiyorum. Sizleri tanıyalım istiyorum. Çiğdem'le başlayalım istiyorum. Efendim Çiğdem diyorum çünkü kendisi benim aynı zamanda çok eski arkadaşım, üniversiteden arkadaşım. Onunla gurur duyuyorum yaptığı çalışmalar için ve bugün benimle birlikte burada olduğu için de çok mutluyum. Evet Çiğdem, önce seni anlatalım mı birazcık? Tabii ki. Çiğdem Mavili Erencan ben. İstanbul doğumluyum. Ama işte aslında hayvan sevgisinin aileden geldiği çok kıymetli, kültürlü, merhametli ve vicdanlı bir anne babanın evladıyım aslında. Evimizde hep hayvanla büyüdük. Daha sonra işte üniversite, senle de oradan beraberiz. Evet. Üniversite, yüksek lisans derken aslında mesleğim sigortacılık. Sigortacılık ve reinsurance brokerlığı, dünyanın ilk 3 şirketinde birinde yöneticilik yapıyordum. Daha sonra sevgili kıymetli eşimle tanıştık. O da başkentten mezun. O da sigortacılık mezunu. Şimdi onunla, onun bir sigorta acentesi var. Mesleğimizi beraber yapıyoruz. Yani ekmeğimizi beraber kazanıyoruz. Yüreğine inandığım bir insan kendisi. Aynı zamanda üniversitede sözleşmeli öğretim görevlisiyim. Evet, Başkent Üniversitesi'nde. Başkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Tabii ki öğrencileri hayata hazırlıyoruz. Üniversite çok farklı. Onları doğru bir yerden kariyerlerine başlatmak, yardımcı olmak, hayatlarına değebiliyorsak ne mutlu. Başarılı öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz. Kariyer planlaması yapıyoruz. Yani sektörden ders verdiğimiz için sigortacılık baktığınızda yelpazesi çok geniş bir meslek. Evet. Ve geleceğin mesleği. Yani bütün öğrencilerimle gurur duyuyorum ki şu anda aynı sektörde onlarla çalışıyorum. Buradan tüm öğrencilerine de o zaman sevgilerimizi yolluyoruz hepsine. Acente açan var, sigorta şirketlerinde çalışan var, reinsürans şirketlerinde çalışan var, eksper olan var. Yani aslında baktığınızda bizim avantajımız onlara karakterlerine göre biraz kariyerlerine yön çizmek. Önemli olan doğru ve güzel yerden hayata başlamaları. Biz naçizane onlara bunları katıyoruz. Evet. Aynı zamanda tabii ki bu yoğunlukta engelli, güçten düşmüş, sokakta yaşayamayacak, yaşlı, gözleri görmeyen hayvanlara ev sahipliği yaptım. Kıymetli babamın desteği, eşimle beraber sürdürebildiğim ve siz işte değerli dostlarımla yaşatmaya çalıştığım, ayakta tutmaya çalıştığım bir barınağım var. Gönüllü barınağım, hayvanlara baktığımız. Böyle yani hayat paylaştıkça güzel olduğuna inanıyorum. Kazandığımızı hayvanlara aktarıyoruz. Vicdan işi yapıyoruz aslında baktığınızda. Böyle bir hayatım var. Evet, detaylara gireceğiz aslında çünkü hayatında çok çok özel anlar var bu konuyla ilgili ve nasıl bir mücadele verdiğini çok iyi biliyorum. Yıllardır tüm hayatını ortaya koyduğunu, geceni gündüzünü ortaya koyduğunu biliyorum ve
pek çok cana umut olduğunu, hayatını kurtardığını, neler yaptığını o kadar iyi biliyoruz ki aslında pek çok kişi de tanıyor seni Türkiye'de. Ve bu özellikle barınak olayları esnasında da pek çok televizyon kanalı senin peşinden koşuyordu biliyorum ama sen kırmayıp evet bize geldin ve çok bu yüzden gerçekten çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ara sıra bizim yayınlarımıza da bağlanıyorsun. Evet. Bizi hiçbir zaman kırmıyorsun. Tüm gelişmeleri bize aktarıyorsun. Çok minnettarım. Bu yüzden gerçekten. Evet Tuğba Hanım, birazcık da sizi dinleyelim. Evet. Sonra detaylara gireceğiz zaten. Sizi de tanıyalım kısaca. Ben şu an Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı olarak çalışıyorum. Aslında ben hayvanlarla ilgili çok sahadan geldim ve sonra hukukçu kimliğimle birleşti yaptığım çalışmalar. Bundan yaklaşık 15,5 sene önce bir işte köpek aldık biz. Yani tavsiye etmiyorum ama sürecimin nasıl başladığına dair anlatmam gerekirse biz bir köpeği satın aldık abimle beraber. Köpeklerin cinslerini, türlerini bilmiyorduk. Yani uzun tüylü bir köpek var ya neydi o falan dediğimiz bir arkadaş sohbetinde golden diyorlar onlara falan dediler. Biz internetten girdik, sipariş verdik, satın aldık. Dediğim gibi kesinlikle tavsiye etmiyorum ama benim sürecim böyle gelişti. Köpeği aldık, eve getirdik. 3 kilo 900 gram küçücük, annesinden yeni ayrılmış, ağlıyor. Çok zor durumdaydı gerçekten. Ve işte ne yer, ne içer, ne yapar falan diye araştırmalara girdik. İşte internetten araştırıyoruz, kitap okuyoruz, veteriner hekimlere soruyoruz derken çok ciddi bir bağ kuruldu aramızda. Aslında o anda bizim ailemizin bir bireyi olmuş oldu. Ve daha sonrasında şöyle bir farkındalık oluştu. Yani biz evimizdeki hayvanımıza her türlü güzel imkanı sağlıyoruz. Yani azıcık bir keyifsiz olsa hemen veteriner kliniğine gidiyoruz. Ama bir baktım ki sokakta yüzlercesi gerçekten temiz su bulamıyor. Yani yemeğe geçtim su bulamıyorlar gerçekten. Dolayısıyla işte ufak ufak işte köpekleri, kedileri beslemeye başladık. Tedavi ihtiyacı olanları tedavi ettirmeye başladık derken bir anda ben de kendimi işin içinde buldum. Ve şu an evet hayatımın odak noktası bu diyebilirim. Yani insanın yaşama amacını bulması gerçekten çok güzelmiş. Bunun öncesinde hakikaten bir boşluktaymışım, onu hissediyorum. Hayatta yaşama amacım dediğim birkaç şeyden bir tanesi ve en önemlilerinden bir tanesi diyebilirim. Daha sonra da işte avukatlık ve hukukçu kimliğimle birleşti. O dönemler ben stajyer avukattım. Avukatlıkla birleşmesi benim için çok daha güzel oldu. Çünkü sokaktaki bir köpeği beslediğinizde veya tedavi ettirdiğinizde veya kediyi sadece bir tanesine dokunmuş oluyorsunuz. Ama hukukçu olarak bir şeyler yaptığınız zaman aslında tüm türlere yönelik faaliyet gösterebiliyorsunuz. Sadece kedi ve köpekten ibaret değil hayvanlar. Bütün türler için özgürlüğü diliyoruz tabii ki. Çok doğru bir şey söylediniz. Evet. Yani hep öyle algılıyoruz. Bizim yasalarımız da maalesef türcü bu konuda. Bütün türlerin özgürlüğü, bağımsızlığı için hukukçu kimliğimle ve bireysel olarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Harika. Gerçekten çok güzel işler yapıyorsunuz. Ben biliyorum. Seyircimizle de paylaşacağız biraz sonra. Evet Cansu'cum seni de tanıyalım mı? Sen de bizim ailemizin bir üyesisin aslında. Evet. Bizim muhabirlerimizdensin. Ama bu konuya özellikle çok ilgilisin ve çalışmalar da yapıyorsun. Benim için şöyle, aslında ben hayvan hakları ve ekoloji odaklı habercilik yapmaya çalışıyorum. Genelde o alanda işler üretmeye çalışıyorum. Bir yandan da Hacettepe Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Orada da medyada hayvan hakları ve türcülük çalışıyorum. Belki Tuğba da söyledi, türcülüğü biraz burada açmamız iyi olabilir. Çünkü çok da bilinen bir şey de değil aslında. Yani konuşuyoruz ama türcülük böyle çok belki çok kavramsal olacak ama bir türün biyolojik çıkarlarını başka bir tür üzerinde tahakküm kurmak için, iktidar kurmak için uygulaması olarak açıklanabilir. Bunun en pratikteki örnekleri olarak işte en basit hayvan yemek. Yani işte Tuğba'nın söylediği gibi hayvanlar sadece kedi köpekten ibaret değil dedik. İşte bir kediyi veya köpeği yemek ne kadar vahşice geliyorsa diğer bütün hayvanları bir gıda olarak görmek de aynı şekilde türcülük oluyor. Ya da işte deri kullanmak, deri çanta kullanmak vesaire. Ya sen da aynı zamanda vegansın gitmek. Bu arada. Aynen. Bunu da belirtelim. O yüzden yani hayvan haklarını konuştuğumuz zaman bir yandan işte türcülüğü ve veganizmi de konuşmamız gerekiyor gibi geliyor. O alanda da aktivizm yürütmeye çalışıyorum. Bir yoldaşımız şu an artık aramızda değil. Burak Özgüner Hayvan Hakları Merkezi var. Oranın da aynı zamanda bursiyeriyim. Buradan senin vesilenle duyurmuş olalım. Hayvan hakları alanında çalışan, aktivizm yapan öğrencilere burs veriyor. Burak Özgüner adına kurulan
vakfımız. Bursiyer olmak isteyenler de başvurularını yapabilirler. İletişime geçebilirler. Evet, bu çok güzel bir haber oldu. Gerçekten harika bir haber. Peki, şimdi yavaş yavaş başlayalım öyleyse. İlk olarak şu Konya konusuna, Konya'daki barınak konusuna bir açıklık getirelim istiyorum. Şimdi tabii ki medyada günlerdir bu konuyu duyuyoruz, herkes konuşuyor, pek çok haber yapılıyor, pek çok iddia var. Şimdi Çiğdem, sen Konya'daki hayvanları oradan çıkarıp getirenlerden bir tanesiydin. Bizzat evet. Ben görüntüleri izledim. Kucağında köpeklerle birlikte nasıl çıktığını ve onları kurtardığını. Sen direkt olayın merkezinde oradaydın. Cansu zaten olayları sürekli buradan evet. takip etti. Tuğba Hanım zaten işin hukuksal boyutunda ön planda. Sizden öncelikle bir Tuğba Hanım olayı tam olarak hukuksal süreç evet. açısından bir dinleyelim. İzleyicilerimizin de kafasında net bir şey oluşsun önce. Tabii. Şimdi hayvanları koruma kanunumuz var bizim. 5199 sayılı kanun. Bu kanunun denetleme yetkisi de Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı. Yani bu kanun belediyelere bir takım görevler yüklüyor. İşte vatandaşlara bir takım görevler, ödevler yüklüyor. Bazı hayvanların evcil hayvan diye nitelendirdiği bir şey var, kavram var kanunun. Bazı hayvanlar aleyhine işlenen suçları tanımlıyor gibi gibi. Yani kısmen hayvanları hani tür ayrımı yaparak diyeyim, kısmen koruyor bir kanun. Şimdi biz kanuna karşı tabii ki eleştirilerimiz var. Çok daha iyi hale getirilmeli. Ama ben hep şunu söylüyorum. Elimizdeki 5199 sayılı kanun bile düzgün uygulansa büyük bir yol kat edeceğiz. Ama bunu bile sağlatamıyoruz. Şimdi Konya Büyükşehir Belediyesi'nin geçici hayvan bakım evinde 5199 sayılı kanunun birden fazla maddesi ihlal edilmiş durumda aslında. Yani kamuoyuna yansıyan bir kürekle öldürme olayı var. Evet, bir işçinin yaptığı ve diğerinin yardım veya taklıkta bulundu. Fakat barınağı iki kere ben komple gezdim bu olay sonrasında. Ve avukat arkadaşlarımızla beraber çok kapsamlı bir rapor düzenledik. Bu yasanın ve yönetmeliğin, ilgili yönetmeliğinin birden fazla hükmü burada ihlal ediliyor. Şimdi Konya ve çevre ilçelerindeki bütün hayvanlar toplanıp bu barınağa tıkıştırılmış. Yani buna tıkıştırmak diyebilirim. Başka bir tabiri yok. Bu tamamen kanuna aykırı. Çünkü kanunen hayvanın tıbbi işlemlerini yaptıktan sonra aldığınız yere geri bırakmanız gerekiyor. Hı hı. Fakat biz gittiğimizde gözlemlediğimiz, tabii ki sayamadık tek tek, 4500 civarında köpek oldu. Oradaki yetkililer tarafından da bize söylendi. Biz de bunları gördük. Şimdi bu kadar kalabalık ortamda bu köpeklere sağlıklı düzgün hizmet verebilmek gerçekten mümkün değil. Hayvanların pek çoğunun deri hastalıkları vardı. Bulaşıcı hastalıklar, hayvanlarla ilgili bulaşıcı hastalıklar solunum yoluyla, idrar dışkı yoluyla çok rahat birbirlerine geçebiliyor. Mesela hayvanların pek çoğu hastaydı. Buna karşılık da işte orada bir iki kişinin yaşadığı, yaptığı olayı hepimiz gördük. Gerçekten de tüyler ürperticiydi. Fakat şuna dikkat çekmek lazım. Şimdi o video kaydına giren 6-7 kişi var. Yani iki tanesi evet olayı gerçekleştiriyor ama diğerleri de sessiz kalıyor. Kafayı bakıyorlar, kafayı çeviriyorlar. Yani biz yıllardır barınaklara girip çıkan, barınaklarda iş yapan insanlar olarak çok rahat bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Bu orada münferit bir olay değil. Yani bu burada işçiler tarafından veya başka sebeplerle, ihmalle veya kasıtla hayvanların öldürüldüğü, ölümüne sebep olunduğu çok açık ve net belli. Dolayısıyla biz işte savcılık bu kürek olayıyla ilgili soruşturma başlattıktan sonra sadece iki kişiyle ilgili biz çok daha kapsamlı bir şikayet başvurusunda bulunduk savcılığa. Hem işte yasanın ve yönetmeliğin ihlallerini sıraladık. Hem de dedik ki bu münferit bir olay değil, çok daha detaylı araştırılsın. Fakat adli mekanizmaya şöyle bir eleştirim olacak. Şimdi infial yaratan bir olay yaşandı. Savcıyla gittik, bizzat görüştük. Konya Cumhuriyet Başsavcılığına adliyeden bir tane savcı da gidip oraya keşif yapmadı. Ya burada neler oluyormuş demedi. Burada gerçekten 4500 tane köpek ve kedi kanuna aykırı bir şekilde tutuluyor mu bir inceleyelim demediler. Hemen hızlı bir şekilde iki kişi hakkında iddianame düzenlendi ve dava açıldı. Bakınız, olay 16 Kasım tarihinde gerçekleşiyor. İşçilerin kendi aralarında bir WhatsApp grubu varmış. Bu video kaydı o WhatsApp grubuna gönderiliyor. Bu WhatsApp grubuna gönderilen videonun üst yönetimi gitmemesi mümkün mü? İmkanı yok. Mesela orada sorumlu veteriner hekimler var. O alanın sorumlusu, teknikerler vesaire bunlar var. Bunların bilmiyor olması imkansız. Yani aklımıza dalga geçmesinler burada. Hepsi biz görmedik, duymadık, bilmiyoruz dediler. Hatta çok komik, tanık olarak dinlendikleri duruşmada kameraya girdikleri halde, yani çok 1-2 metre mesafede oldukları halde
geldi. Biz bu olayı görmedik dediler. Çünkü hakim neden şikayet etmediniz ve yani neden engel olmadınız dedi. Biz görmedik dediler. Buna da inanıldı maalesef ki. Şimdi burada başka bir ihlal daha var. Dedim ya, Tarım ve Orman Bakanlığı bu kanunu denetlemekle yükümlü bakanlık. Yani belediyeleri denetlemekle evet. yükümlü. Olayın hemen sonrasında bizim de barınakta olduğumuz bir gün yaklaşık 20 kişilik bir avukat grubuyla barınaktaydık, tespit yapıyorduk. Olduğumuz gün 53 tane veteriner hekim bu 4000 tane köpeği ve kediyi gelmiş, hepsini tek tek muayene etmiş. Röntgenler, kan tahlilleri artık neyse muayene. Ve bu köpeklerin, kedilerin hepsi oldukça sağlıklıymış. Şimdi Çiğdem Hanım oradan belki 100 tane hayvan çıkarttı. Hepsi hasta. Evet Çiğdem, senin o sırada Konya'da olduğunu biliyoruz. Barınağa gittin. Evet. Şunu merak ediyorum. Gittiğin anda ilk gördüğün şey neydi? O görüntüyü bize tarif edebilir misin? Barınakta ne gördün? Yani ne görmedim ki demem gerekiyor. Tıklım tıkış. Devasal bir ölüm kampı inşa etmişler. Ölüm kampı. Yani işkence kampı diyeyim. Yani gerçekten çok üzülüyorum. Bizim vatandaşlık haklarımızı engellemeye çalıştılar. Devletimin polisiyle bizi karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Ben eminim ki orada görev yapan çevik kuvvet, polis, eminim ki onların da yüreği dağlandı. Ya bu çok büyük bir olay. Bakın Tuğba'cığımın dediği gibi bu çok alışılagelmiş bir olay. Yani orada gün kaç tane hayvan bu şekilde öldürülüyor ki hiç kimse birbirine müdahale etmiyor. Benim gördüğüm, en üzüldüğüm şey, hayvanlar devasal yer yapmışlar. Özdeciğim, öyle bir şey göremezsin. 1 milyon dönüm üzerine kurmuşlar. Çok devasal bir şey. Çok büyük bir zaten alan. Örnek gösterilmişti Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan tarafından. Bunu da söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımıza ciddi bir ihanet var burada. İki barınakta bunu yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. Örnek barınaklar dedi. Konya ve Beykoz dedi. İkisi de biliyorsun tüylerimizi ürpertti. Beykoz'u da konuşalım. Gerçekten uyku uyumadık. Beykoz'a da gittik. Konya'daki esas olay şu. Danışıklı dövüş. Ya bakın, hiçbir belediyede, 18 yıldır bu camiadayım. Birçok belediye başkanıyla, birçok belediye barınağından hayvan kurtarmaya çalışıyorum. Ben bir vatandaşım. Devletten daha mı güçlü imkanlarım olabilir? Yani ne olabilir ki ben bu kadar büyük bir misyonu kendime edinmişim? Niye biz bunu çözememişiz? Neden yani? Ben bunu anlayamıyorum. Biz gittiğimizde bir kere toplu yaşam alanına bizi sokmuyorlar. Yani zaten köpekler size diyor bir şey yapar. Benim barınağım kendi barınağım olduğu için ben hayvana nasıl yaklaşmam gerektiğini, bir saldırma anında da kendimi nasıl hayvanı sakinleştirebileceğimi biliyorum. Ben dedim ki orada bir baş veteriner var, Ekrem denilen şahıs. Tamam dedi Çiğdem Hanım, gelin o zaman dedi. Girdim. Yani, tabii ki ama hayvanlar senin yanına gelmiyor. Hayattan ümidini kesmiş, seni bir tehdit olarak görüyor. Ben oraya girdiğimde bütün hayvanlar kaçıştı. Ya şimdi siz bir hayvanı, şu hayvan bile bakın Cansu Hanım'ın kucağımda oturuyor ya. Evet. Ya, ne zararı var değil ne mi? Ne zararı var? Ne yaptınız bu hayvanlara? Bu hayvanlar beni çok etkileyen bir olay gerçekten. Yani kendimi tutmak istiyorum yayında olduğumuz için. Hayvanların yaşam enerjisini almışlar ya. Hayvanlar kafesin arka gözlerinin feris olmuş. Ölüm bana ne zaman gelecek? Ya da bir arkadaşım beni ne zaman yiyecek diye bekliyorlar. Bakın, Allah'ın yarattığı bir can. Ya bunu bir tek kedi köpek olarak düşünmeyin. Sineğinden tutun. Belki benim canım annem. Buradan sevgilerimi saygılarımı iletiyorum. Evde şunu gördüm ben. Bizim evimizde hiçbir zaman bir sinek öldürülmezdi. Annem bir saat o sineği ne yapıyor diyordum ya. Elinde camdan çıkarmaya çalışıyor. Bizim öldüremez mi? Yani ne bir karınca ezdik, evet. Ne bir salyangoz mevsimde yollara çıkıyor. Hepsini toplardım. Eşim bile yani aman diyor, toplayalım diyor. Ya bu candır. Allah'ın yarattığı canı. Sen kimsin ki bir kul olarak onu alma yetkisini kendinde görüyorsun. Ve açlıkla sınıyorsun. Bak Özde, çok büyük bir şey bu ya.
açlıkla sınıyorsun. Oraya kapatıyorsun. O hayvanı reva mı ya? Ödenekler, Avrupa Birliği'nden fonlar. Bize diyorlar ki aylık bu barınağın, Konya barınağı için söylüyorum, 20 milyon TL gideri var diyor. Yok ya. Nerede o zaman bu 20 milyon TL? Hayvanlar aç. Hayvanlar susuz. Kulübeleri de yok. Kulübeleri yok. Başlarını sokacak bir yeri yok hayvanların. Ve şimdi ben bir soru sordum. Bakın burada bu besleme nasıl yapılıyor? Bir yerde 500 köpek var. Şimdi alfa bir köpek. Tok olsun. Asla kendinden güçsüz bir köpeğe yemek yedirmez. Çünkü üstünlük ondadır. O yemeğini korur. Evet. Erkek içgüdüsü. Erkek köpekleri kuyruğu dik ve o ortamın hakimi olmak ister. Bu zayıf köpekler nasıl yemek yiyecek? Oraya döküyoruz. Bu tam gösterin kardeşim. Nereye dök? Girelim gösterin. Hiçbir şey gösterilmiyor. Evet. Hep gizli kapaklı işler. Hep bir şeyleri örtbas. Ve şunu hiç vatandaşlarımız, bizi izleyen değerli, güzel insanlar unutmasın ki hiçbir belediye çalışanı tepeden emir almadan bu işlemleri gerçekleştiremez. Burada tepeden, en tepeden Konya Barınağı Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, Genel Sekreterler, Baş Veteriner, işçi, en üstten en aşağı teknikerler, veteriner hekimler tamamen bence değişmeli. Zihniyet aynı. Çıkıp belediye başkanı oraya gelip hesabını sorabilirdi. Sormadı. Ciddi bir denetim eksikliği de var bence. Tabii ki. Yani çok ciddi bir denetim eksikliği var. Bütün barınaklarda, Konya değil bir tek. Türkiye'nin şimdi 1389 belediyede, bak 1389 belediyede sadece 200 belediye barınağı var. Düşünebiliyor musun? 200. Bunun kontrolü bile yok. Yani barınaklar tamamen hayvan toplamaya yönelik. Ana görevi kısırlaştırma olmasına rağmen hiçbir şekilde kısırlaştırma yapmıyorlar. İşlerini yapmıyorlar ve kontrolsüz üreme oluyor. Yani bugün Türkiye'de gerçekten hayvan hakkı problemi ve sokaklarda bu kadar kontrolsüz üreme varsa bunların sorumlusu işini görevini yapmayan doğru belediyelerdir. Doğru kısırlaştırma işlemi yapılmadı için. Tabii ki. Kısırlaştırma yapacaksın. Nüfusu kontrol altına alacaksın. Bunlar ne yapıyor Özdeciğim? Hayvanlara tüfeklerle o yakalama aletlerini geçiriyorlar. Barınakta açlıkla sınıyor, susuzlukla sınıyor. Ya hayvan birbirini yiyor. Zaten tedavi yok. Ne oluyor? Evet. Doğal ölüm de değil. Peki. Hayvanlar işkence çeke çeke ölüyor ya. Burada bir de şunu da şöyle devam edeceğiz. Hemen kısa bir reklam aramız var efendim. Ardından tekrar buradayız. Efendim Özde Hayat devam ediyor. Stüdyoda konuklarımızla hayvan hakları konuşuyoruz bugün. Evet, Cansu tam reklama gitmeden önce bahsetmek istediğim bir konu vardı. Sözü sana veriyorum. Evet, şimdi Çiğdem çok doğru bir noktaya değindi. Belediyelerin görevleriyle ilgili. Belediyelerin temel görevi kısırlaştırmak ve aldığı köpeği aldığı yere tekrar bırakmak. Ancak bizim Türkiye'de son dönemde yaşadığımız şöyle bir şey çıktı. Başıboş köpek sorunu diye bir sorun icat edildi. Bu da aslında biraz şuradan da geliyor. Sokak hayvanlarının yeri barınaklardır diye bir açıklama yapmıştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ondan sonra kıskıvrak hayvanları buldukları yerde toplayarak götürdüler. Hatta Tuba Hanım o esnada ciddi olaylar da yaşamıştı diye. Evet, hatırlıyorum. Sürekli. Evet, toplamalar esnasında çok ciddi usulsüzlükler var. Daha sonra işte bunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Sokaktaki köpeklerin bir suçu yok yani. Orada belediyenin bir sorumluluğu var ve belediyenin yerine getirmediği bir görev var. Kaldı ki diyelim ki belediye görevini yapıyor, aldığı götürdü işte bakım evine. Nitekim konuşacağız çip meselesiyle ilgili de böyle bir sorun var. Götürdüğü bakım evinde gördük mesela işte Konya Barınağı ve hep söylediğimiz gibi yani barınak dediğimiz yerler zaten şahane yerler hiçbir zaman olmadı yani özel barınaklar dışında. Her zaman yani bu münferit bir olay değil dediğimizde belediyelere bağlı çoğu barınakta zaten böyle bir ölüm ve işkence kampıyla karşılaşıyoruz. Şimdi ben şöyle anlıyorum, sanırım seyircimiz de aynı şeyi anlamıştır. Bir kere Türkiye'de, ülkemizde hayvan hakları ile ilgili çok ciddi bir sıkıntı var. Belki yasal açıklıklar da var yani yasada bazı açık kısımlar var. Bunun dışında şu an mevcut olan belediye barınakları ile ilgili efendim çok ciddi sıkıntı var. Keşke buradan sizlere işte bakın bunlar da bizim ülkemizin
barınakları, belediyelerimizin yaptığı şahane barınaklar, hayvanlarımız burada mutlu mutlu yaşıyorlar, güvendeler, huzurlular diye gösterebilseydik. Ama ne yazık ki hep kötü görüntüler göstermek zorunda kalıyoruz ve hep kötü haberler duymak zorunda maalesef kalıyoruz. Yani sürekli aynı şeyi temenni ediyorum. Umarım buna bir düzen getirilir. Bu yakarışlar duyurulur ve sizin de çok ciddi çalışmalarınız var. Ben görüyorum, sürekli takip ediyorum. Sürekli sesinizi duyurmaya çalışıyorsunuz ama birileri sizi duymamakta inat ediyor nedense. Umarım en yakın zamanda duyarlar. Çok ciddi bir problem olduğu ortada. Hayvanlarımız gerçekten bizim bir parçamız gibi. Yani bu kadar ben şu an söyleyecek söz bulamıyorum. O kadar etkilendim ki anlattığınız şeylerden. Az önce reklam arasında da konuştuk. Yani ben inanamıyorum. Bu kadar vicdansız, bu kadar insafsız bir toplum haline geldiğimize gerçekten inanamıyorum. Yani biz komşusu açken uyumayan bir nesildik. Şu anda yaptıklarımıza bakın. Ben gerçekten inanamıyorum. Yani benim de kedim var. Beslediğim köpeklerim var sokakta. Beslediğim kedilerim var. Ben dayanamıyorum. Ben orada dışarıda bir canlı açken evime gidip karnımı doyurmaya utanıyorum. Utanıyorum. Ya da soğukta dışarıda bir hayvan titriyorken ben sıcak sıcak evimde oturmaya utanıyorum. Aynı şekilde sizler de o durumdasınız, biliyorum. Zaten senin hayatın Çiğdem sürekli sokakta geçiyor. Onlarla birlikte yaşıyorsun. Yani sen barınağında onlara en iyi imkanları veriyorsun, ben biliyorum. Evet. Ama senin barınağın gerçekten özel bir barınak ve inanılmaz imkanlara sahip. Çok da mutlu hayvanlar var orada. Belki hayvanlar için böyle bir cennet gibi, hayal ettikleri, olmak istedikleri bir yer gibi. Keşke, işte az önce çok doğru bir şey söyledin. Benim imkanlarım yetiyor da koskoca devletimizin mi imkanları yetmiyor dedin. Keşke her barınak senin barınağın gibi olabilse. Keşke hepsi o şekilde mutlu yaşayabilse. Şuradan bir taraftan Müjgan'ı görüyorum. Masum masum yatıyor Cansu'nun kucağında. Mır mır mır. Evet. Yani tabii bir şeyler de yapılmaya çalışılıyor. Bir düzenleme yapılmaya çalışılıyor. Şimdi bir çip olayı var gündemde. Ben de kedime çip taktırdım. Bu konu da çok tartışıldı. Evet. Bunu da biraz dinleyelim aslında. Hı-hı. Kısaca şöyle Tuba Hanım. Çok pardon Tuba, başlamadan önce ufacık bir şey söylemek istiyorum. Bence işte konuyu sadece vicdan odağında tuttuğunuz zaman konu tam olarak anlaşılmıyor. Yani işte hayvanların, daha doğrusu bütün canlıların, bunu ekolojiyi de dahil ederek genişletmemiz de gerekiyor bence. Bütün canlıların yaşama hakkı var ve aleyh, çok yani bunların doğru aleyhine. Çok ve doğru bu eğer insanların vicdanına bırakıldığı zaman, bu sadece insandan hayvana değil, insanın insana yaptığına da tarih boyunca tanıklık ettik, hala da ediyoruz zaten. O yüzden bunların yasal olarak bir hak öznesi olması gerekiyor artık. Yani ya yazıktır, günahtır, yapmayınla olacak bir iş değil. Bu hakikaten evet, haklarla koruma altına alınması gereken bir mesele. Ya aynı zamanda zaten bilimsel kanıtlanmış bir şey. Yani şimdi bakın, geçen tüylerim ürperdi. Ve bir tane adam karısını öldürüyor, içeri giriyor, ikinci karısını öldürüyor, çıktığı gün üçüncü eşini öldürüyor. Şimdi bakın, bu insanların suç geçmişine baktığınızda mutlaka bir hayvana şiddet var. Evet. Zaten bu seri katiller, bu psikopatlar mutlaka önce hayvanla başlıyor. Bakın bu bilimsel kanıtlanmış bu arada Çiğdemciğim. Yani geçmiş yıllarda yaptığım bir programdan hatırlıyorum, bir psikologumuzla konuşmuştuk. Psikolojik olarak şiddete eğilimli bireyler önce çok hayvan, doğru söylediği gibi hayvanla ya da doğayla başlıyorlarmış. Rahatsız olmuyor, evet. Önce doğaya zarar vermeye başlıyor. İşte ağaca, çiçeğe, işte bir şeyleri parçalamak vesaire doğada. Ardından hayvanlara. İlk önce insana cesaret edemiyorlarmış. Evet. Ama yaptıkça yani oradan bir işte ağacı kestikçe, bir tane hayvana zarar verdikçe o cesaret geliyormuş bir süre sonra ve o içindeki şiddet bir süre sonra İnsana karşı da, kendi cinsine karşı da başlıyormuş. Çok doğru söyledin. Yani bu çok ağır psikolojik bir rahatsızlık bence aynı zamanda. Yani Cansu'nun da söylediği doğru. Vicdandan da artık çıkmış bir durum tabii bu. Ki. Kesinlikle haklarla koruma altına alınması gerekiyor. Şimdi şunu da o zaman size sorayım çip konusuna geçmeden. Hayvan hakları yasası ve hayvanları koruma yasasının farkı nedir?
Şimdi zaten hayvanları koruma yasası dediğimiz şey hayvana üstten bakan bir zihniyet. Biz hayvanları neden korumak zorunda olalım? Yani hayvanları korumayacağımız, onların doğal halleriyle doğal ortamlarında yaşayabileceği bir hale getirelim. Hayvanları korumayalım. Yani hayvanlar korunmak zorunda olmasın. Hayvanları koruyan insanlar yine aynı şey. İnsan hayvandan üstündür. Hayvan insan menfaatine hizmet eden canlıdır zihniyetine gidiyor. Aslında bütün sorunumuz bakış açısıyla ilgili. Hayvanlar dünyaya bizlere hizmet etsinler diye gelmediler. Biz onların etinden, sütünden, yününden faydalanalım diye gelmediler. Öncelikle bunu kabul edersek eğer zaten hiçbir şey konuşuyor olmayacağız. Sorun diye bir şey kalmayacak. Yine mesela hayvanlar aleyhine işlenen sokak hayvanları mesela onlarla ilgili pek çok suç görüyoruz. Ve mahkemelerden şunu talep ediyoruz. Evet, kanun diyor ki mesela bir evcil hayvanı öldüren kişiye 6 aydan 3 yıla 4 yıla kadar hapis cezası verebilirsin diyor. Bu hapis cezası zaten yeterli değil. Hem caydırıcı değil miktarı itibariyle, hem de zaten acımasızca muameleyi yapabilecek birini ufak bir cezayla salıveriyoruz. Hayır, bu insanların tedavi edilmeye ihtiyacı var. Şimdi Konya'daki olayda gerçekten normal sağlıklı bir birey herhangi bir canlıya bunu yapabilir mi? Mümkün ya da Mardin değil. Kızıltepe'de dün duruşması vardı. Bir kasap bilmem kaç yıldır kasaplık yaptığını söylüyor. Bir boğanın kafasına balyozla vura vura öldürüyor ve sonra kesiyor. Şimdi Konya'daki kürek olayından Mardin Kızıltepe'deki boğanın kafasına balyozla vuruldu, öldürüldü olayın ne farkı var? Çok haklısınız. Bir türcülük de var aslında. Kesinlikle ortada. Kesinlikle öyle. Evet. Ama Mardin Kızıltepe'deki olay hiç bu kadar sansasyonel olmadı. Evet. Çok fazla katılım sağlanamadı. Fiziki olarak da evet, uzaklığının da etkisi olmuş olabilir. Ama gerçekten hayvan hakları anlamında hiçbir farkı yok. Şimdi hayvan hakları yasası diye bir yasa yok. Ne ülkemizde var ne dünyada bunun bir örneği var. Çünkü hayvan hakları yasası dediğiniz zaman hayvanlardan yararlanmayı tamamen kestiğimiz, onları yemediğimiz, giymediğimiz, sömürmediğimiz, onlar üstüne tahakküm kurmadığımız bir yasa anlamına geliyor. Bu bütün dünyaların hukuk düzenlerinin, ekonomik düzenlerinin değişmesi anlamına geliyor. Yani bir noktada bütün dünyanın artık vegan yaşaması anlamına geliyor. Dolayısıyla bu belki ütopik gelebilir ama bizler şu an hayvan hakkı mücadelesi içinde olan aktivistler olarak bunun temel taşlarını aslında oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Yani bir yerde yığınla taş var ve biz onları artık inşaat haline getiriyoruz. Çok ufak adımlar gibi görünebilir. Çok işte bir noktaya gelmiyor gibi görünebilir yaptıklarımız. Ama ileride gerçekten çok işe yarayacağını düşünüyorum. Eğer gezegen var olmaya devam ederse. Çünkü çok ciddi bir iklim krizi var artık. Dolayısıyla hayvan hakları yasası diye bir şey yok. Bizim yasamız hayvanları koruma kanunu. Ama hayvanları koruma kanunu da sadece sokaktaki kedi köpeği, evimizdeki kedi köpeği koruyan bir kanun. Yine hayvanları koruma kanunu adı altındaki kanunumuz mesela geleneksel dövüşlere izin veriyorum diyor. Boğa güreşi, deve güreşi gibi. Gerçekten kendi içinde çok fazla çelişki barındıran hayvanları korumayan bir kanun. Yine av mevzuatı var. İşte üretime dair mevzuat var. Üretim çok ciddi bir sorun. Hayvanlar merdiven altı üretiliyor veya resmi yerlerde üretiliyor gibi gibi. Yani sokaktaki hayvanların popülasyonunun sebebi aslında kanuni düzenlemelerin olmaması. Ciddi bir sıkıntı var. Kesinlikle kanuna. Öyle. Yani fark bu hayvanların suçu değil. Yasal düzenlemelerin eksikliği, denetimin eksikliği. Bu sağlanırsa evet, hayvanın ve insanın özgürleşmesi de sağlanacaktır. Ya şöyle düşünüyorum bir de. Biz gerçekten hayvanların yaşam alanını yok ettik. Evet. Yani ne yapsın bu canlılar? Şimdi etrafınıza bakın. Sokağa bakın. Şimdi eskiden tabii ki onların yaşam alanları vardı. Yani kendilerine oluşturabilecekleri doğal bir ortamları vardı doğanın içinde. Ama biz şu anda bir bakın, her yer bina, evet. Her yer inşaat, her yer yol, arabalar. Nasıl yaşasın ki bu hayvanlar bu ortamda? Kendilerine nasıl bir yuva kursunlar, öyle söyleyeyim. Yani mümkün değil. Mümkün değil ki. Yani şu anki modern çağda, şu anki teknoloji çağında hayvanların sokakta yaşaması mümkün değil. Siz işin daha içindesiniz, benden daha iyi biliyorsunuz. Mümkün mü? Hayatta kalabilmesi mümkün mü? Yani şöyle bir şey okumuştum. Bir kedinin ömrü 3 gün müymüş, öyle bir şey. Yani sokakta kalabildiği süreç. Yani ya arabanın altında eziliyor, ya soğuktan duruyor, ya açlıktan ölüyor. Yani mümkün değil. Bizim onlara daha iyi alanlar sunabilmemiz lazım. Madem ki onların yaşam alanlarını elinden aldık, yok ettik. Öyleyse biz insanlık olarak onlara yeni yaşam alanları kurabilmeliyiz. Aynı Çiğdem'in yaptığı gibi. Ben şunu da merak ediyorum. Şimdi
İnsanlar şundan da korkuyorlar. Malum işin bir de maddi boyutu da var. Bir hayvanı almak, beslemek, işte ona bakımını sağlamak, aşılarını yaptırmak ya da işte hastalıklarını tedavi ettirmek gibi gibi. Bu işin maddi boyutu gerçekten bu kadar korkulacak düzeyde mi? Yani bir sokak hayvanının bir aylık ihtiyacı nedir mesela, maddi açıdan bakacak olursak? Buradan seyircilerimize bir tabii fikir ki olsun. Belki içlerinde sahiplenmek isteyenler olacak ya da belki senin barınağından bir köpeğin koruyucu ailesi olacaklar. Yani çok güzel. Yani şöyle, gerçekten aslında korkulacak bir şey yok. Yani orta kalitede bir mama 370-380 TL civarında şu anda. 3 ayda bir köpek olarak konuşursak, kış aylarında 3 ayda bir iç dış parazitleri var. 150 TL civarında. Hani yazın dış parazit her ay yaptırıyoruz ama 3 ayda bir iç dış parazit aşıları, yani o kadar maliyetli değil. Üstesinden gelinemeyecek bir tutar aynen değil. Ve şöyle söyleyeyim, yani benim söke diye adlandırdığım, yani sokak hayvanları, melez ırklar cins hayvanlara göre daha dayanıklı oluyor. Rabbim öyle yaratmış. Yani böyle fifiler gibi sürekli hastalanayım, işte deri problemim olsun, o değil. Yani söke, melez ırkı hayvanlar daha dirayetli ve daha güçlü oluyor. Onun için dayanıklılar. Yani bir hastalıkları çok nadir çıkıyor. Onun için gerçekten satın almayıp barınaklardan sahiplenin. İnanın bir hayat kurtarırsınız. Ve o hayvanın minneti de bir ömür boyu size devam ve eder. Ve ne kadar mutlu oluyorlar, öyle değil mi? Ben bazen görüyorum şey görüntüleri. Evet. Yani o ailelerine kavuşma anları ya, inanılmaz. İnanılmaz. Yani ya şöyle, onların birey olduğunu işte kabul etmemiz gerekiyor. Evet, düşünen, hisseden, inanılmaz duyguları olan canlılar. Şunu da söyleyelim. Seninle irtibata geçebilirler değil mi? Tabii eğer ki, sahiplenmek medya, isterlerse evet, sosyal medya hesaplarından derneklerinin. Siz de belki bir canlıya kalbinizi açmak istersiniz, öyle diyeyim. Yani evini açamayan bizim barınağımızda gelip evet, gönüllü olabilir. Kalbini açabilir, evet, evet. Yani şöyle, ben hep şunu savunuyorum. Aslında bu eğitim eksikliği var ülkemizde gerçekten. Yani okullarda biz dernek olarak seminerler vermeye çalışıyoruz. İşte güzel güzel böyle çocuklarla eğitimler veriyoruz. Hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Yani vatandaşımız, bizim yerimiz Ankara, Eskişehir yolunda. Çok merkezi bir barınağımız var. Çocuklarınızla vakit geçirmeye gelebilirsiniz. İnanın orada gerçekten kaliteli bir zaman geçirebilirsiniz. Yani ruhunuz sevgiye doyar. Çocukluktan aşılamak gerekiyor. Mutlaka. Gerçekten çocukluktan öğreniliyor bazı şeyler. Hayvan sevgisi de bunlar içerisinde en önemlisi bence. Çocuklukta öğrenilmesi gereken şeyler arasında. Evet. Anne babalar öğretecek. Ben her zaman bu mesajı vermeye çalışıyorum. Lütfen diyorum anne babalara, çocuklarınıza, hayvana, ağaca, insana nasıl davranması gerekiyor gerektiğini öğretin. Çünkü bunlar çocukluk çağda oturuyor. Karakterine yerleşiyor. İlerleyen yıllarda artık bunu değiştirmek çok daha zor oluyor. Siz üçünüz de bu konuda zaten inanılmaz şeyler yapmış. Hayvan sevgisi tartışılmayacak derecede olan insanlarsınız. Çiğdem'inkini bizzat da biliyorum. Yani nasıl kendi evladı gibi sevdiğini biliyorum. Hatta hiç unutamadığım bir görüntü var. Üzerinde gelinlikle hayvanların, yani Çiğdem'in tabiriyle yavrularının yanına gittiğini biliyorum ben. Şu an ekranda da görüyoruz o görüntüleri. İnanılmaz bir sevgi. Tabii ki bu anlamda seni eşinin de destekliyor olması çok Allah önemli. Buradan olsun, ona da sevgilerimizi gönderelim. Çünkü biliyorum senin bu savaşında diyeyim ben, ne kadar destek olduğunu. Gerçekten ailece çok kıymetli işler yapıyorsunuz. Hepiniz öyle. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Aslında çok fazla konumuz var. Ama maalesef bitirmek zorunda kalacağız. Hemen son bölümümüze geçelim istiyorum ben. Bizim her program sonunda konuklarımızla oynadığımız küçük bir oyun var. 5 kelime 5 cevap şeklinde. Sizlere 5 tane kelime söyleyeceğim. 5 saniye içinde tek bir kelimeyle cevap vermenizi istiyorum. Her bir kelimeyi hepinizi böyle sıradan cevaplayarak gidelim. İlk kelimemiz vicdan. Cansu. Hak. Merhamet. Hayvanlar. Hayvanlar. Peki o zaman hayvan. Yaşam. Özgürlük. Tür. Hayvan yaşam özgürlüğü. Barış. Hayvan yaşam özgürlük. Barış. Veganizm. Barış.
dünya barışı. Özgürlük. Aile. Buna da yaşam diyeceğim. Hayat. Anne. Anne. Peki korku. Öfke. Psikolojik problem. Ölüm. Ölüm. Evet, bu sorulara gerçekten çok ilginç cevaplar alıyoruz biz genelde. Bütün bu içimizdeki bütün duyguları açığa çıkaran kelimeler oluyor hakikaten. Gayet güzel cevaplardı. Evet, ben o zaman almak istiyorum Müjgan'ı. Bu arada bizim bir kedimiz daha var, Remzi. Şu anda bir sağlık problemi nedeniyle tedavi görüyor. Onun da bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz. Umarım sağlığına kavuşup gelecek. Müjgan da bizim kıymetlimiz efendim. Biz ona en iyi şekilde bakmaya devam edeceğiz. Dilerim sizler de bir canlıya umut olursunuz. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ederiz. İnşallah bir daha gelin. Çünkü bitmedi konularımız, biliyorum. Tekrar evet, konuşalım. Yasaklıkları konuşacağız. Evet, hepsini konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, Özlü Hayat'ın bugün de sonuna geldik. Yarın birbirinden farklı konuklarla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.